Aygöl, Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan Ramazan Sohbetleri başlıyor. Oylatman yosuna gidersin, soğuk sularda içersin. Oylatman yosuna gidersin, soğuk sularda içersin. Niçin yalnız gezersin? Gel benimle gez yine gönlüm. Niçin yalnız gezersin? Gel benimle gez yine gönlüm. Arkında var uzun kavaklar, beyaz gerdan, elma yanaklar. Arkında var uzun kavaklar, beyaz gerdan, elma yanaklar. Yaptırdım sana konaklar. Gel benimle gez yine gönlüm. Yaptırdım sana konaklar. Gel benimle gez yine gönlüm. Çarşısında büyük çınarlar, fistan giyen etekleri dar. Çarşısında büyük çınarlar, fistan giyen etekleri dar. Dili şeker, dudakları bal. Gel benimle gez yine gönlüm. Dili şeker, dudakları bal. Gel benimle gez yine gönlüm. Maden suyu Çitli köyünde, kırmızı güller elinde. Maden suyu Çitli köyünde, kırmızı güller elinde. Gezelim Cerrah köyünde. Gel benimle gez yine gönlüm. Gezelim Cerrah köyünde. Gel benimle gez yine gönlüm.
Evet sevgili İnegöller, Kanal İnegöl izleyicileri, bu akşam Ramazan sohbetlerin çok özel bir konuğu var. TRT Halk Müziği sanatçısı Sayın Rüstem Avcı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ağzınıza, sazınıza sağlık. Programı sizinle açtık, şeref duyduk. Kulaklarımızın pası gitti. İnegöl türküsünü tekrardan sizinle dinledik. Bu türkünün sizden evet anlamını dinleyeceğiz ama isterseniz ilk önce tabii sizi İnegöl tanıyor, Bursa tanıyor, Türkiye tanıyor. Siz yurt dışında da çok çalışmalar yaptınız. TRT'ye çok programlar kazandırdınız. Evet. Ama ben bir kez daha benim programda Rüstem Avcı'yı tanımak istiyorum. Rüstem Avcı kimdir? İsterseniz oradan bir başlayalım. Önce İnegöl TV beni buraya davet ettiği için İnegöl halkı adına teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık efendim. İnegöllü olmak bir ayrıcalıktır. Ben de İnegöl'de doğdum, büyüdüm. İnegöl'ün Hamza Bey köyünde doğdum. Annem babam 1951 yılında Bulgaristan Eski Cuma Osman Pazarı'nın köylerinden göç anlaşmasıyla gelmişler. Hamza Bey köyüne yerleşmişler. Ben orada çocukluğum tabii ki orada geçti ama halen oradayım. Doğduğum evin yerinde yeni evim var. Benim doğduğum nokta olduğu için benim için çok önemli. Bir de İnegöllü olduğum için çok önemli. İlkokulumu köyde okudum. Ortaokul, lise, İnegöl Lisesi'nde okudum. Tabii lise 2'den terk olmak üzereyken, çünkü ilk deneme lisesi bizde yapıldı. Bu Fransız sistemi, matematik, fizik, ona benzer dersler çok farklıydı. Alışmadığımız bir, ağır bir sistemdi. Ama o dönem mezun olan, başarılı olan öğrenciler hep iş sahibi oldu, meslek sahibi oldu. Hocalarımız çok değerliydi. Ölen hocalarımıza Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Konservatuvar aşkı bende başladı. Tabii ki ondan önce lise 1'deyken bağlama dersi alma hevesi oldu. Müzik öğretmenim bağlama çalmayı bilmiyordu. Keman çalıyordu, piyano çalıyordu ama bağlama çalmayı bilmiyordu. Halk Eğitim Merkezi'ne gittim. Halk Eğitim Merkezi'nde o dönem Artvin Şavşatlı Nihat Siper hocamız. Hocam ben bağlama kursu almak istiyorum dedim. Oğlum bir kişiye kurs açamayız ama en az 20 kişi olursa açarız. Netice olarak ben kursa başladım. Hocalarım başladılar öğretmeye. 3 ay sonra kurs bitti. Müdür çağırdı beni odasına. Oğlum dedi hocalarınız gitti. Dedim nasıl öğreniyorduk ne güzel. Yeni hocanız geldi dedi. Kim? Sensin dedi. Ben baktım oğlum dedi. Sen hepsinden iyi çalıyorsun dedi. Ve ben o zaman usta öğretici olarak para da kazandım öğrenciyken. 30 kişi geldi ilk kursta. İkinci kursta 60 kişi geldi. Sonra ben bu müziği nasıl geliştiririm düşünürken konservatuvar fikri aklıma geldi. Gittim konservatuvara kaydoldum. Sınava girdim. İtalyanca bir şarkı. O cessate di piagarmi o lasciate mi morir. Uzatmayayım böyle İtalyanca. Pavarotti gibi söyledim yani. Ve sınavı kazandım. İkinci sınava hazırlanıyorum. Bir türkü tutturdum. Dediler ki hop burada yasak. Niye? Burada türkü söylersen kovarlar seni. Var yeni bir okul. Ama dediler orası Türk musikisi devlet konservatuvarı. Hah dedim tam bana göre yani. Ben oraya gidiyorum. Ve 82 yılında son sınıf talebesiyken İzmir Radyosu yetişmiş ses sanatçısı sınavı açtı. Alacakları 3 erkek, 3 bayan. Kazanmam mümkün gibi değil. Ama bilerlenmiş kılıç gibi kendimi keskinleştirdim. Nasıl yaptım? Okulda bir bağlama çalan Zeki Atagür diye bir arkadaşımız vardı. Biraz agresifti. Kimse onunla arkadaşlık kurmuyordu. Ama bağlamayı çok iyi çaldığı için, notayı da çok iyi bildiği için TRT'deki bütün notaları baştan sona geçti. Benim gibi kimse o dönem çalışmamıştır. Ve sınava girdiğimde soruyorlar. Elazığ'dan bir türkü söyle hemen. Urfa'dan, Ege'den, Karadeniz'den, her yerden ezbere. Bu şekilde sınavı kazandım. Ve tabii birinci, ikinci olamadım, üçüncü oldum.
Rahmetli babam dedi ki, oğlum sana bu çeşmeden su içirmezler. Sen Hamza Bey köylü çiftçi Mehmet Ağa'nın oğlusun. Allah yüzümü kara çıkarmadı. Tabii ki azmin zaferi, çalışmanın zaferi. Bir de gençlere önerim, şimdiden söyleyeyim, hedefi olmayan başarılı olamaz. Her genç daha ortaokula başlarken diyecek ki benim hedefim bu. Ben makinist olacağım, ben mühendis olacağım, ben doktor olacağım. Ben orta ikide karar verdim. O zaman yanımda ne Tunalıydı? Merkez Bank BDDK'nın başkan yardımcısı oldu. Yusuf Tuna, profesör. İnegöllüdür, benim sınıf arkadaşım. Onunla konuşmuştuk bunları. O profesör oldu. İktisat profesörü aynı zamanda. Ben de müzik alanında. Ben dedim ki Rumeli türküleri hakkında nereye kadar gidiliyorsa öğreneceğim, araştıracağım. Hala da araştırıyorum. Daha bitmedi yani. Hocam, iki türlü dinlemek çok zevk veriyor. Hayatınızı dinlemek de, ağzınızdan, sazınızdan türkü dinlemek de. Hayatım eksik olmayan. Çok uzun. İsterseniz şuradan devam edelim. Türkülerin anlamlarını soracağım. Tabii. Ama ben sizin için İnegöl neyi ifade ediyor? İsterseniz oradan başlayalım. Doğduğunuz Hamza Bey'den başlayalım. Şu, ne güzel de söylediniz. Doğduğum aynı noktada şu an hayatımı daim evet. ettiriyorum dediniz. Evet. İnegöl sizin için neyi ifade ediyor? İnegöl, ben İstanbul'daki İnegöl'ü özlüyorum. Özlem ifade ediyor. Neden? Eşim baştan gelmem gibi yaptı. Ama şimdi İstanbul'a gittiğimizde diyorum ki İnegöl'e gidelim mi? Beni ayartmamak diyor, çıkarız yola. Bu da güzel bir şey. Eşim de çok beğendi İnegöl'ü. Küçük bir bahçeciğimiz var, orada oyalanıyor, hobi bahçesi gibi. Küçük küçük şeyler ekiyor, onun sonuçlarına bakıyor. Mesela bakla ektik, baklalar şimdi diz boyu oldu, çiçek açtı. Yakında bakla yiyeceğiz, inşallah yemeğe gelirsin. İnşallah, inşallah. İsterseniz araya bir türküyle devam edelim. Olur hocam, olur. Siz İnegöl şehitlerimiz Baykoca'ydı, Turgut Alp'e türküler şimdi, beslediniz. Turgut Alp'in bestesini 26.11.2021'de yaptım. Hı hı. Baykoca'nın bestesini de bakın tesadüfe bakın 26.02.2021'de yaptım. Sözlerini de şair bir arkadaşım Murat Haydaroğlu Ankara'da yaşıyor. Ona yazdırdım. Konuyu anlattım, ana hatlarını. Hı hı. Tabii ki araştırdım. Bir şeyi doğru araştırmazsanız küçücük bir kelime bile o şeyi bozar. Her söz tarihi bir araştırma gibi nokta nokta güzel de bir şey çıktı ortaya. Dinlerken düşündüren, tabii, düşündükçe de huzur veren bir türkü oldu. İnegöl'ü fethetmiş, evet. Osmanlı'nın 125 yıl yaşamış paşası ve hiç kılıç kullanmamış, hep baltayla. Evet. Baltası ünlü. 2 metreden fazla da boyu varmış. Hatta anıt yapılmış. Ben gittim gördüm, duamı okudum. Anıt yapılınca ustanın rüyasına girmiş Turgut Alp. Usta demiş bana anıt yaptın ama ayaklarım dışarıda kaldı demiş. Çünkü boy uzun ya, oradaki sanduka 2 metreden kısa herhalde. Belki de düzelttiler bilmiyorum. Buyurun efendim, dinleyelim sizden. Efsane baltalı Eren Turgut Alp. Kökeni Oğuzlar kayı boyudur. Asil özbe öz bir Türk'ün soyudur. Baltayı yanında taşır uyudur. Ertuğrul Gazi'nin silahı arkadaşım, efsane baltalı Eren Turgut Alp. Ertuğrul Gazi'nin silah
arkadaşı. Efsane baltalı ele durdu hal. Ermiş Baba Sultan onu eğitti, sözünden dönmeyen mertti yiğitti. İnegöl'ü savaşarak fethetti, Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Efsane baltalı Eren Turgut Ay, Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Efsane baltalı Eren Turgut Ay. Orhan Gazi'nin de yakın yoldaşı, 2 metre boyu dik durdu başı. 125 idi ölünce yaşı, Orhan Gazi'nin silah arkadaşı. Efsane baltalı Eren Turgut Han, Orhan Gazi'nin silah arkadaşı. Efsane baltalı Eren Turgut Han. Vasiyeti anıt yerine geldi, İnegöl'ü gören 3 çamlı yerdi. İkindiden sonra esen hoş geldi, Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Efsane baltalı Eren Turgut Han, Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Efsane baltalı Eren Turgut Han. Ağzına sağlık efendim. Sağ olun. Kulaklarımızın pası da silindi. Biz de buradan çok Turgut Alp'i rahmetle analım. Rahmetle analım. 12 sene boyunca kuşatma altına almış İnegöl'ü. O zamanın en güçlü tekfuru, İnegöl tekfuruymuş Bizans İmparatorluğu'nda. Ama demek ki azmin zaferi kesin oluyor. Azimle savaşmak, azimle çalışmak lazım. Evet. Şimdi özlemle İnegöl dedik ama evet, sizin İnegöl'den sonra bir özleminiz saz ve türküydü. İstanbul'lu yıllarınız başladı. Orada eğitimimi aldım. İstanbul'lu yılları tabii sizden dinlemek istiyorum. İstanbul'a ilk gittiğimde bir gurbet türküsü vardı. Bir yiğit gurbete gitse diye. Onu çalıp ağlardım. İnegöl'e öyle hasret, öyle özlem. Ama bu sanat aşkı, bu meslek aşkı beni İnegöl'den geçici olarak kopardı. Tabii ki öğrencilik yıllarımda, TRT'de çalıştığım yıllarda İnegöl'ü hiç ihmal etmedim.
Hatta bütün programlarda, televizyon programlarında İnegöllüyüm, Hamza Bey köylüyüm. Bununla gurur duyuyorum diye mesajlar verdim. Şimdi ulusal, yani ulusal bir TV'de program yaptınız. Evet, ben TRT'de. TRT yıllarını size sormak isteyeceğim. Şimdi TRT'ye İzmir'de başladı dediniz. İzmir'de başladım. İzmir'de göreve başlayamadım. Çünkü orada konservatuvar mezunuyum diye problem yaşadım. Oranın o zamanki müdürü, halk müziği müdürü, ilkokul mezunuydu. Bu adam benim başıma bela olur diye beni şöyle bir erteletti. Geldim İstanbul'a. Nida Tüfekçi hocam, oğlum dedi, büyük bir jürinin, seni oraya kazandırdığı jürinin bir elemanı, oranın müdürü seni görevden alamaz. Böyle bir yetkisi yok. Ama 82'li yıllar biliyorsunuz, silahlı kuvvetlerin el koyduğu karanlık yıllar. Hakkımı Danıştay'a dava açarak aradım. O kişi görevden alındı. Ama ben tekrar göreve geri getirilmedim. Netice olarak Nida Tüfekçi, oğlum dedi, altın çamura da düşse altındır. Siz de kuyumcu olduğunuzu duydum da onun için söylüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Şükür ben radyoda prodüktörlük yaptım. Ama istisna kitle. Bir de Marmara Üniversitesi müzik bölümünde öğretmen yetiştiren bir okul. Orada bağlama dersi yok. Keman var, piyano var. Aynı benim müzik öğretmenim gibi. Müzik öğretmeni Anadolu'ya gönderiyorsunuz. Hiçbir okulda o zamanlar doğru dürüst piyano yok. Halk keman piyano dinlemiyor ki, bağlama dinliyor. Oğlum dedi, sen öyle bir mücadelecisin ki seninle kimse kavga edemez. Seni oraya bağlama hocası olarak yolluyorum. Sana çok sataşan olacak ama ben biliyorum ki sen hiç kimseyle kavga etmeyeceksin. Bizim dedi alnımızın akıyla oradan sen çıkaracaksın. Ben ilk defa bağlama dersi hocası olarak Marmara Üniversitesi'ne göreve başladım. Yine okutman olarak. Son sınıf talebelerini verdiler bana ki ben kaçayım oradan. Son sınıf bıktırma politikaları mı diyorsunuz? Tabii ki. Fırça bıyıklı arkadaşlar. Hepsi devrimciyim diyen kişiler. Ama devrimin ne olduğunu bilmezler. Hocam dedi, çok sesli müzik hakkında ne düşünüyorsun? Hani ben kaçayım. Bir dakika dedim. Aldım elime bağlamayı. Basit bir şey çaldım. Bunu dedim, son sınıf öğrencisiniz. Yazmanız lazım. Notayı bilmeniz lazım. Çok basit dedim. Bu bir sınav değil. Yanlış anlamayın dedim. Bir kişi yazdı. Şu anda o okulda doçent. Benim öğrencim. Arkadaşlar dedim, tek sesli müziği bilmeyenler, ben çok sesli müzik tartışmam. Kaldı ki çok sesli müziği de hepinizden iyi biliyorum. Kendimi öyle yetiştirmiş biriyim. Öyle deyince, ya hoca da bizdenmiş falan. Samimiyet başladı. Bayağı bir sene boyunca ders verdim orada. 84 yılında TRT Erzurum Radyosu sınav açtı. Gittim. Ya biz dediler, seni İzmir'de almadık mı? Aldınız da dedim, üzerimden tren geçti. Peki burada görev yapacak mısın? Yaparım hocam dedim. Türk bayrağının dalgalandığı her yer benim için kutsaldır. Ne güzel bir söz söyledin. Kazandım, askere gittim. Yedek subay olarak. Tuzla Piyade Okulu'ndayım. Sonra kura çektim, Konya'ya gittim. Asker dönüşü Ankara'da Halk Müziği Genel Müdürlüğü'ne gittim. Hocam ben geldim, göreve hazırım. Dediler ki hayır. Niye? Kanunen, sözleşme kanununa göre TRT'de 6 ay görevden ayrı kalan tekrar sıfırdan sınava. Ben 3 kere sınav kazanarak göreve başladım. Hani rahmetli babamın sözü var ya, bu pınardan sana su içirmezler. Ama ben su içtim Allah'a şükür. Ama sabır. Çok zor bir süreçlerden 3 kere sınavla diyorsunuz. Kere. Ankara'da kazandım. Dediler tamam, gidiyorsun şeye, Erzurum'a. Ben İstanbul'a geldim. 84 yılında Balkan Türkleri Derneği vardı. Her gün televizyonlarda, Bulgaristan olaylarında. Başkan, ben de kurucu üyesiyim aynı zamanda. Başkanım dedim, benim İstanbul'a gelmemi istiyor musunuz? Tabii ki evladım dedim. Yazdım dilekçeyi, antetli kağıda. İlgili sanatçı Erzurum Radyosu'nu kazanmıştır.
derneğimizde milli çalışmalar yapacaktır. İstanbul Radyosu'na tayinli rica ederim. Öyle arz marz değil. Mühür, kaşe, imza hepsi antetli zarfı koydum. Doğru genel müdürüm masasına. Bakmadan imzalamış. Ben elimde dosyayla geldim İstanbul Radyosu'na. O zamandan beri de çalıştığım emekli oldum. Tabii çalışırken de çok mücadeleler verdim. Girer girmez hemen prodüktörlük de yaptım. Ek gelirse kazandım. Netice olarak müdür beni odasına çağırdı, halk müziği müdürü. Rüstem Bey buyurun, siz sınavda Erzurum'da söylediniz, Elazığ'da söylediniz, Urfa'da, İzmir'de. Niye sırf Rumeli türküleri söylüyorsunuz? Haklısınız müdürüm. Ertesi ayki band, bizde 15 dakikalık program yapılır böyle. Ona göre her band denetlenir. Bir yıl içinde 4 band denetimden geçmezse solistlik hakkı gider. Ben yazdım, koyun seni güde güde getirdim Sivas. Yazdım Urfa'dan. Ama bilerek o türküleri Rumeli'ymiş gibi okudum. Şive kattım. Ankara'da denetleniyor. Ankara'daki müdür aradı. Rüstem, buyurun müdürüm. Yahu sen türküleri niye bozuyorsun? Efendim teknik bir hatam var mı? Yok. Denetimden geçer. Müzik eğitimi almış biriyim ben. Ama senin ne işin var Sivas'ta? Aynı Rumeli gibi okuyoruz. Ben Rumeli'yim efendim. Ya sen sırf Rumeli okusana, zaten sanatçı yok. Onu müdürüme söyleyin. Ertesi gün müdür çağırdı. Rüstem Bey, sırf Rumeli okuyabilirsiniz. Bakın, kazanmanın yolları böyle. Kalkıp da hayır ben okuyacağım falan feryat edersen bir de darbe alırsın. Ama bu şekilde demiri demire kestireceksin. İltifatlarla tabii, görev alındı. Tabii. Rumeli türküleri dediniz. Evet. Siz Rumeli'ye, Balkanlara çok çalışmalar yaptınız. Çok. Oraları da anlatmak ister misiniz? Nasıl bir çalışmalar yaptınız? Oralardaki anılarınızı dinlemek istiyorum. Ben Bulgaristan'ı hiç görmeden 78 yılındaki göçmenlerden, onlar ploça diyor, plak. Hı hı. O taş plaklar, büyük, log bileyler. Onları dinledim. Oradaki Türkçe olan türküleri derledim, notaya aldım. Hatta 89 göçünde Cemil Şaban Kırcalı'dan geldiğinde İstanbul'da görüştük. Hüngür hüngür ağlıyor. Ya ağlama agacım dedim. Niye? Abi dedi sen beni hiç görmedin, hiç tanımadın. Benim türkümü benden güzel nasıl söylersin? Böyle de iltifat aldım rahmetliden. Hasan Rodoplu var İzmir'de şimdi. 80 küsür yaşlarında. Her gün arar beni. Rüstem diyor. Dışarı çıkıyorum yürüyüşe diyor. Elimde bastonla. Niye abi dedim. Bir yerin mi ağrıyor? Yok be oğlum dedi. Beni genç sanıp da evlenme teklifi yapmasınlar dedi. Böyle de şakacı. Bir Rumeli türküsü dinleyebilir miyiz sizden? Olur hocam, olur. Hazır Rumeli'yi konuşmuşken o taraflardan tabii. Bir türkü dinleyelim. Şimdi benim derlediğim çok meşhur bir türkü var. Çıksama Urumeli düzüne, alsama Safiye'yi dizime. Ağır gelir Osman Ağa, ağır gelir Safiye'me, kar yola dar gelir. Bu türküyü yolladığımda denetime, bizde denetimsiz türkü yayınlanmaz. Red geldi. Neymiş? Bu karyolayı, karayolları yapsak olmaz mı? Arkadaş dedim, Safiye tır değil ki karayolları yapalım. Karyola yani bu normal bir şey. Kadın kiloluymuş belki veyahut da ne bileyim ben. Başka bir şey vardı. Bir de canlı yayında TRT'de bayan spiker beni köşeye sıkıştırmak için Safiye'ye karyola niye dar gelir dedi. Bak şimdi. Hiç bana sorulur mu böyle bir şey? Verdiğim cevap aynen şu. Siz Safiye'yi şişman mı sandınız? Şişman olan benim deyince. Ama Rütük, o zaman sormayın efendim. Ne işiniz var Safiye'nin karyolasıyla? Radyo müdürü, ya Rüstem dedi, arabada dinledim. Kadın seni köşeye sıkıştırdı diye üzülmüştüm. Ama sen kadını mahvettin sözlerinden dedi. Öyle gülüştük. Onu çalayım o zaman. Buyurun lütfen efendim. Çıksama Rumeli düzüne, alsama Safiye'yi dizime. Çıksama Rumeli düzüne, alsama Safiye'yi dizime.
safiye pınalar yakmış on parmağı eline. Safiye pınalar yakmış on parmağı eline. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yola dar gelir. Kıratımı bahçeye bağladım, Osman'ı askere yolladım. Kıratımı bahçeye bağladım, Osman'ı askere yolladım. Osman askere gidince üç gün üç gece ağladım. Osman askere gidince üç gün üç gece ağladım. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yola dar gelir. Osman Aga, Osman Aga, bak bana neler söyleyeceğim sana. Osman Aga, Osman Aga, bak bana neler söyleyeceğim sana. Safiye'de kızını ver bana, damat olayım ben sana. Safiye'de kızını ver bana, damat olayım ben sana. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yola dar gelir. Ağzınıza sağlık. Ben Balkanlara devam etmek istiyorum. Balkanlarda evet, unutamadığınız anılarınız, Balkanların bize karşı bakış açısı. Evet, nedir? Çok güzel. Balkan. Bal da var, kan da var. Çok olaylar yaşanmış. Çok trajediler yaşanmış, hüzünlü günler geçirilmiş, savaşlar olmuş. Bir gecede Balkanları kaybetmişiz. O da Osmanlı'nın yöneticilerinin hatası. Yani Osman Paşa çok sevilir Balkanlarda. Hı hı. Neden? Bir umuttu. Osman Paşa çok önemli bir şeydi, paşaydı. Atatürk'ün örnek aldığı tek Osmanlı paşasıymış. Onu da yeni öğrendim. Yani hiç kimse bilmiyor bu. Belki de çok az kişi biliyor. Balkanlar muhteşem bir yer. Aslında hiç bırakılmaması gereken yerler. İnsanlığıyla, kültürüyle. Osmanlı kültürünü Balkanlarda şu anda görebilirsiniz. Hani saray kültürü derler ya. Hı hı. Hayır efendim, değil. Kültür, insanlık. Yani Osmanlı gerçekten büyük imparatorluktu. Güzel kültürü olan bir devletti. Türk sanat müziği mesela saray müziği derler. Hayır. Halk seviyor. Şu anda sanat müziği geçmeyen hiçbir eğlence göremezsiniz. Hiçbir program göremezsiniz. Ben hem halk müziğini hem sanat müziğini ikisini de bizim evladımız olarak görüyorum. Eğer birinden birine kutuplaşma olursa o büyük bir yanlış olur. Büyük bir gaflet olur. Bizim olan her şeyi sevmek zorundayız. Bizim olan kültürümüzü sevmek zorundayız. Bizim olan insanımızı da sevmek zorundayız. O Lazmış, o Çerkezmiş, ayrımcılık olmaması lazım. Çünkü hepimiz aynı hedefe isabet ettiriyoruz. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındırmak görevimiz vatandaş olarak. Bunlar çok önemli. Balkanlarda hemen hemen gezmediğim ülke kalmadı. En son Karadağ'da konser verdim. 600 bin nüfusu olan bir yer. 100 Türk varmış. Devletim beni sırf o 100 Türk için gönderdi. Salon full dolu. Osman Paşa'yı söyledim. Bitti türkü, alkış tufanı. Beni anlıyor musunuz dedim. Deneme yaptım. Çıt yok.
Bizim konsolosumuz kalktı ya, yani Rüstem dedi, senin ölmeye mi niyetin var? Seyircinin hepsi Sırp oğlum dedi. Böyle de bir hatıram var. Ama oradaki halk, yani o Karadağ'da veya Balkanlar'da önceden seni alkışlamaz. Beğenirse alkışlar. Böyle bir gelenek var. Hatta hiç şeylik yapmaz, çeker gider, dinlemez. Baştan sona da dinlediler. Niye? Biraz espri yapıyorum sahnede. Biraz şovmenlik de yapabiliyorum. Ondan sonra türküler Balkan müzikleri olduğu için, orkestramda Balkan müzikleri çaldığı için onlara cazip geldi hep. Gittiğim her yerde. Konserler verdim. Bir iki tane yorum var. Onları okuyayım. Tabii ondan hocam. Sonra TRT stüdyolarına döneceğim. Evet, döneceğim. Oradaki anlarınızı evet. Soracağım. Hüseyin Leylek, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah demiş. Melih Uçar Avcı, bu güzel program için Kanal İnegöl ailesine çok değerli İnegöl'ün sanatçımız Rüstem Avcı Bey'e teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim be. Yunus Yüce, can kurban İnegöl'e denmiş. Ömer Altun, hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. İsmail Demiray, bütün hemşerilerime hayırlı Ramazanlar. Yaman Bayhan'da programımızı izleyenlerden. Evet, TRT stüdyoları. Şimdi programlar TRT stüdyoları yaptınız. İlk girdiğimde. Biz hep sizleri izliyoruz, tabii, izledik. Tabii. Biraz oranın... Hani derler ya, evet. Stüdyo arkasını dinlemek istiyorum. Şimdi ilk girdiğim yıllarda stüdyoya girdim. Türkülerimi hazırladım. Bir baktım çalanlar, hepsi o dönemin, affedersin, dinozorları. Nida Tüfekçi, ondan sonra Orhan Dağlı, Adnan Ataman. Hepsi muhteşem grup. Yahu diyorum, ben bunların arasında en ufak bir şaşırma yaparsam rezil olurum. Böyle bir heyecan geldi bana. Mikrofon benden korkuyor, ben mikrofondan korkuyorum. Semih Mat diye bir arkadaşımız vardı o genç kuşaktan. Geldi kulağıma, ya Rüstem niye heyecanlanıyorsun dedi. Heyecanı bırak, kendi kendine söyle. Ama dedim denetim, yürek denetimi dedi. İlk başlangıçta, acemiyim ya da. Sonra Anadolu türküsü değil de Rumeli türküsü okuyunca hepsi anında denetimden geçti. Niye? Çünkü Rumeli türkülerini kimse bilmiyor. Ama köprüden geçti gelin desem, onların hepsi bir noktayı şaşırsan red, yayınlanmaz. Rodop dağlarını söylüyorum, ne güzel diyorlar. Belki şaşırdım ama bilmedikleri için problem yok. Böyle günler geçti. Bir türkü daha alabilir miyiz sizden? Olur. Kosova'da, Prizren'de Aluş Nuş diye bir arkadaşım var benim. Çok ünlü bir besteci, kitapları var. Buradan ona selamlar, sevgiler. Onun bir bestesi var. Hem de çok komik. Küçük kızı övdüler, sözle onu verdiler. Çabuk almak isterdik. Hep attiler, tuttiler. Yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı. Küçük kızın yerine verdiler koca karıyı. Buyurun efendim. Böyle komik bir türkü. Küçük kızı övdüler, sözde onu verdiler. Küçük kızı övdüler, sözde onu verdiler. Çabuk almak isterdik, hep attiler, tuttiler. Çabuk almak isterdik, hep attiler, tuttiler. Yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı. Küçük kızın yerine verdiler be kocayı. Yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı. Küçük kızın yerine verdiler be kocayı. Göstermeden yüzünü yapmışlar gel yükünü. Göstermeden yüzünü yapmışlar gelin bükünü. Ahbaplar zevk ederken nasıl bozam düğünü. Ahbaplar zevk ederken nasıl bozam düğünü. Yağmur bozdu havayı,
yalamışım tavayı, küçük kızın yerine verdiler be kocayı. Yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı, küçük kızın yerine verdiler be kocayı. Beş yaştır benden koca, çizler bohça bohça. Beş yaştır benden koca, çizler bohça bohça. Bırakmak gayrım olmazmış, dua okumuş hoca. Bırakmak gayrım olmazmış, dua okumuş hoca. Yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı, küçük kızın yerine verdiler be kocayı. Yağmur bozdu havayı, yalamışım tavayı, küçük kızın yerine verdiler be kocayı. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yani gerçekten böyle çok huzurla, mutlulukla dinliyorum. Yani teşekkür ederim. Bu Ramazan sohbetlerinde burada sizi ağırlamak çok onur ve şerefti. Eksik olmayın. Benim için de ve büyük bir böyle şeref. Bir ustayla program yapmak çok hakikaten benim için çok şerefti. Ben programımızın o kadar hızlı akıyor ki keşke sizlerle saatlerce program yapsak. Yine gelirim be ya. Oo, çok güzel oldu. Bu sözü aldık ya, ne kadar güzel. Ben şöyle sormak istiyorum. Evet hocam. Bay Koca diye bahsettik. Bay Koca Bay önemli. Koca önemli. Hem isterseniz önden bu Bay Koca'nın bir tabii anısı, zaten bir hatırası varsa onu anlatmanızı isteyeceğim. Bütün konuyu anlatıyor olduğu gibi. Hı hı. Bay Koca 1284 yılında orada bir savaş oluyor. 1284 yılında daha Osmanlı İmparatorluğu kurulmadı. Osman Bey var, Ertuğrul Gazi var. Hı hı. Bay Koca 16 yaşında Osman Gazi'nin yeğeni. Yani Savcı Bey'in oğlu. Osman Gazi'nin kardeşinin oğlu. Savcı Bey de ondan sonraki savaşlarda şehit oluyor. Bay Koca'nın abisi, o da Yenişehir taraflarında şehit oluyor. Hepsinin mezarı bulundu. Benim çocukluğumda Bay Koca bilinmiyordu. Hemen caminin, eski cami, aşağıki cami deriz biz Hamzabek köyünde. Mezarlık var, beylerin mezarlığı. Hı hı. Ama onun dışında tek başına bir mezar, siyah taşları olan, hiçbir yazısı olmayan böyle büyük bir mezar. Osmanlı mezarlarını böyle büyük yaparmış. Mesela Selçukluların mezarında taşlardan Selçuklu mezar olduğu biliniyor. Tarihçiler bunu biliyor. Profesör Halil İnalcık geliyor köye bizim. Efendim diyor, bu mezar Osman Gazi'nin yeğeni Bay Koca'nın, tahmin ediyorum. Köylüye diyor ki burada bir kervansaray olacak. Osmanlı'da ve Selçuklularda kervansaray nedir? O zamanın oteli, dinlenme yeri. Yani uzun yolculuklardan geldin, atını bağladın, yemeğini yedin, uykunu uyudun. Aynı ona kervansaray deniyor. Efendim diyor, iki bina ileride. Ben oradaki binanın avlusunda bir hamam olduğunu biliyorum çocukluğumda, daha ilkokulda. Hatta aşağı doğru iniyorsunuz merdivenlerden, tarihi bir hamam. İşte orası kervansaraymış. İşte diyor, burası Bay Koca'nın şehit edildiği mezarı. O şekilde tespitli. Ben araştırdım. Ona göre yani Bay Koca'nın 16 yaşında olmasına rağmen hayatını buraya sığdırmaya çalıştım. Bütün özelliğini, yani anasının adı ne, babasının adı ne, nenesinin adı ne, hepsini yazdım. Türküyle tarih mi? Türküyle tarihi dile getirdim. Buyurun efendim. Ya Allah! Oh,
savaşta alıştı, kılıç kuşandı, ok attı, yarıştı. At binmeye küçük yaşta alıştı, kılıç kuşandı, ok attı, yarıştı. Cenge 16 yaşında karıştı, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Cenge 16 yaşında karıştı, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Sefere giderken dendi maşallah, zaferle dönülür dendi inşallah. Sefere giderken dendi maşallah, zaferle dönülür dendi inşallah. Girdiler savaşa dendi ya Allah, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Girdiler savaşa dendi ya Allah, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Ya Allah! Kocanın toprağa düştü kanı, Ertuğrul Gazi'nin torunu canı, Bay Kocanın toprağa düştü kanı. Yazıldı ilk şehit tarihe anı, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Yazıldı ilk şehit tarihe anı, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Babası savcı bey, melek annesi, severdi Halime hatun nenesi. Babası savcı bey, melek annesi, severdi Halime hatun nenesi. Hamza Bey köyünde anıt türbesi, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Hamza Bey köyünde anıt türbesi, Osmanlı'nın ilk şehidi Bay Koca. Ruhu şad olsun. Amin. Ne kadar güzel anlattınız. Tarihle birlikte gönlümüzü ferahlattınız, yüreğimizi rahatlattınız. Yani sazınıza, elinize, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza ya, sağlık. Teşekkür ederim efendim. Sayın hocam. Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Hayırlı akşamlar. Osman Paşa'yı seslendirmek bu programda güzel olur diye düşünüyorum demiş. Barol Yılmaz, Kızılay İnegül İlçe Başkanımız. Ben onu isterseniz sonda varsa repertuarınızda alabilirim. Olmaz mı? Osman Paşa'yı söylerken coşan tek kişi benim. O da o zaman doğru bir yerden aslında. Hatta programı. Hatta TRT'ye ilk girdiğim yıllarda okurdum. Koro'daki herkes benden dalga geçer. Yavru İslam, ihtilal mi oluyor? Çünkü Hasan Mutlucan rahmetli evet. Onu okurdu. Dedim ne ihtilali ya? Türkiye kalkınacak, ihtilal mi ihtilal yok. O zaman şöyle yapalım. Evet. Son sözlerinizi söylemeden önce bir Osman Paşa'yı dinleyelim. Olur ondan hocam, sonra olur. Programı sonlandırırız. Buyurun hocam. Akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı.
şanı büyük Osman Paşa, Pilevne'den çıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, Pilevne'den çıkmam diyor. Düşman Tuna'yı atlattı, karakolları yokladı. Düşman Tuna'yı atlattı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolundan 5000 top birden patladı. Osman Paşa'nın kolundan 5000 top birden patladı. Taş yarıldı baştan başa. Kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa. Şanı büyük Osman Paşa, askerinle binler yaşar. Şanı büyük Osman Paşa, askerinle binler yaşar. Ne kadar güzel. Ben de bu türküden sonra şöyle bir söz geldi aklıma. Evet. Şanı büyük İnegöl, ilk şehidim Baykoca ve Oylat, Ay Çekirdeğin, Mobilyan, Ekonomin ve İnegöl'ün yetiştirdiği sanatçısı değerli Rüstem Avcı ile ne büyük ilçesinin gurur duyu kendinde diyor. Bir de İnegöl'ün köftesi. Köfteyi unuttuk, evet. Doğru evet. Söylüyorsunuz, köfteyi unuttuk. Özlem duyulan ilçe, gurur duyulan yer İnegöl. Sizin ve söyleminizden İnegöl, şunu çıkardım. Yöneticilerimiz sayesinde Ali Nur Aktaş, şimdi Alper Taban, onların sayesinde dünya şehri olma yolunda. Yani şu anda bütün dünyada İnegöl tanınıyor, biliniyor. Mobilyasıyla turizmi de inşallah kalkınacak. Bu türküleri ben İnegöl halkına armağan ediyorum. Allah'ın izniyle stüdyolarda süper bir orkestrayla çok güzel bir de klip olursa İnegöl'ü zaten tanımayan yok ama daha da katkı olacağına inanıyorum. Hani milyonlarca reklam için para verseniz bu eserlerin yapacağı katkı yapmaz. Müzik evrensel. Evrensel ve evet. Seviliyor, dinleniyor. Ta Amerika'da müzik profesörleri benden bu türküleri istiyor. Ne olur diyor, bana atın ki ben notasını da gönderin, orkestramla geçeceğim diyor. Bu da güzel bir gelişme. Ne kadar güzel. Evet. Sayın hocam, sizinle program yapmak benim için çok şerefti. Eksik olmayın. Allah bir duayenle, bir duayenle program yapmak çok şerefti. İsterseniz İnegöl halkında sizi buluşturmuşken son evet. Mesajlarınızı alalım. İnegöl halkına tabii. Neler söylemek istersiniz? İnegöl halkına bu pandemi günlerinde çok dikkatli olmalarını öneririm. Zaten dikkat ediyorlar, ben görüyorum. Hamzabey köyünde kimse kimseye gitmiyor. Gerçekten yani ne kadar güzel. Şey yok, dikkat ediliyor. Ne yani. Kadar güzel. Uyum sağlıyor. Bizim halkımız zaten uyumludur. İnegöl'ümüz sakin, gayet
güzel bir ortam. Hiç kimse kapılarını bile kitleme ihtiyacı duymayan bir yerde yaşıyorum. İstanbul gibi yerde kapıyı açık aralık bıraksanız affedersiniz. Belki soyarlar bile. Ama benim İstanbul'daki oturduğum yerde de sıkıntı yok. Öyle semt seçtim. Çok şükür İnegöl'den memnunum. İnegöl'de İnşallah sizden memnunum. İnegöl'de benden memnun olacak. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sazınıza sağlık, elinize sağlık, ağzınıza sağlık. İnegöl TV olarak beni ilk defa stüdyolarınıza davet ettiniz. Ben bundan şeref duydum efendim. Eksik olmayın. Bizler de çok şeref duyduk sizleri burada Allah ağırlamaktan. İsmail Demiray, tarihimizi, kültürümüzü yaşatanlardan Allah razı olsun. Hemşerim Rüstem Bey'e ve programı hazırlayan sizlere çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Türkiye'yi isteyen Varol Yılmaz Başkanım çok teşekkür ederim. Sesinize, emeğinize sağlık demiş. Ben biz de oradan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili İnegöller, İnegöl'ün bir markasını, bir değerini, İnegöl'ün yetiştirdiği TRT sanatçısı Sayın Rüstem Avcı'yı ağırlamaktan çok onur duydum. Ramazan sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Ekonomiyi konuşuyoruz, yemekleri konuştuk, diyeti konuştuk ve müziği konuştuk. Eksik olmasınlar kendileriyle birlikte. Başka bir programda, başka bir konuk ve konularda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar diliyorum efendim. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan Ramazan sohbetleri sona erdi.